Bazen hayatımız avuçlarımızın arasından kayıp gider de engel olamayız. Elif de nerede hata yaptığını düşünüyor fakat bir türlü bulamıyordu. Başına gelenleri hak edecek hiçbir şey yapmamıştı oysa. Küçücük bir çocuğun bu kadar kötüleşebileceğine inanmak hiç kimse için kolay değildi. Kendisi için bile. Şimdi önünde iki yol vardı. Ya yaptıklarını itiraf edecek ya da bu korkunç oyuna devam edecekti. Melek niye yapsın böyle bir şeyi Nermin? Kaç defa anlatacağım sana Ömer. Elif'ten kurtulmak için tabii. Telefonda konuşurken şahit oldum. Kendi kulaklarımla duydum. Ya o daha küçücük bir kız ama yani. Elif'ten niye bu kadar nefret eder ki? Annesinin ölümünden dolayı Elif'i suçluyor olmasın? Ha? Sen onu bırak da git konuş kızınla, anlattır her şeyi. Hadi. Hadi. Melek. Uyudun mu kızım? Melek. Kolundaki yanıkla ilgili bir şey soracaktım ben kızım. Çok uykum var baba. Yarın sorarsın. Tamam kızım. Sordun mu? Ya uyumuş. Tabii yoruldu kızcağız. Bütün gün karakollarda falan. Ne uykusuymuş bu? 5 dakika önce cin gibiydi. Kaldır konuştur şunu. Yarın sabah ilk iş uyandırır sorarım. Olur mu Nermin? Bak sakın ihmal etme Ömer. Lütfen. O senin kızınsa Elif de senin eşin. Ya boş boşuna karakollarda sürünmesin bu kızcağız. Hadi görüşürüz. Yapıyorsun hayatım orada bu halinle? Perdeyi çıkarıyorum. Çok kirlenmiş perdeler. Niye bana söylemiyorsun? Sen uyuyordun tattım, sana kıyamadım. Olur mu bu halde, çıkılır mı ya? Sinan, çok moralim bozuldu ya. Ay evi pislik götürüyor Sinan. Ben az önce bir koltuğu çektim. Ne çıktı altından? Sen geçen bize lahmacun almıştın ya. Gırıl gırıl kıyma kaynıyor altı. Gülme Allah'ını seversen. Bayağı pislik üstünde yaşıyoruz. Bak o zaman bir temizlikçi tutarız. Evi baştan aşağı temizler. Sen yapma. El yapamaz esas. Ben yapacağım. Yasemin. Ben yapacağım canım. Çocuk doğmadan önce bir hijyen olsun buralar ya. Pislik vallahi. Hayatım. O zaman sen bana söyle yapılacak şeyleri ben yapayım. Sen yapma. Canım be. Şu perdeleri böyle kırt kırt çıkarsan hemen. Tamam. Sen bekle. Sinan. Ha. Acaba böyle tek kat boya mı sürsek duvarlara? Ah! Canım! Sinan! Sinan yavaş. Sinan dur. Başın döndü değil mi? Evet. Dur canım, tut beni. Allah Allah! Kahvaltı etmedin hayatım. Ne giriştin bunlara? Ha? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey içeyim, içer. Şey, ayran getireyim mi? Al. Dur bekle. Ya ne var telefon? Aman! Nermin, şu anda seninle konuşamam ben. Nasıl kendini yakmış? Bile bile. Eda'nın eşyalarını topladım çantaya Kudret. Yazık gelirse hazırda bulunsun. Yatağına da 3 su sildim. O melun şey silmemiştir değil mi Kudret? Silinip gitmiştir. Yani, ne bileyim silmemiştir herhalde. Ama biz yine de birkaç yıl kullanmayalım o yatağı, olur mu? Yani belki orasına burasına serpilmiştir de. Yani bağımlı oluruz, neme lazım. İyi tamam. Şuna bak.
Oyuncak ayısını da saklamış. Yazık buna Kudret ya. Çocuk gibi bir şeydi zaten. Acıma şuna Zeliş ya, acıma. Bak yukarıda millete uyuşturucu satıp zehirliyormuş ya. Ay Kudretciğim evet öyleymiş. Ama bu çocuğun doğru düzgün bir ailesi olsaydı bu çocuk bunları yapacak bir çocuk değildi yani. Ayısı da sığmadı bu çantaya. Ne yapayım şimdi, atsam yazık. Elif'in çocuklara mı versem? Ver ya ver. Ver gitsin. Günaydın Melek. Günaydın baba. Sen dün gece bana ne soracaktın? Hiç. Yani sen karakolda polis amcalara her şeyi anlattın öyle değil mi? Elif abla ceza almış mı? Mahkemesi henüz bitmedi. Ama avukat ceza almayacağını söylüyor. Sahi mi? Yani küçük bir uyarı verilmiş hakim. Hani biz size bir daha olmasın, bir daha yapmayın diyoruz ya, onun gibi bir şey işte. Ama bana bir daha zarar verirse onu hapse atacaklar değil mi? Böyle bir şey olmayacak Melek. Çünkü o gelmeden ben seni anneannene göndereceğim. Anneanneme mi? Hı hı. Böyle senin için daha iyi olacak. Elif'in bir daha sana zarar vermesini göze alamam. Yani biraz hasretlik çekeceğiz ama olsun değil mi? Hadi bakalım şimdi kahvaltı ediyoruz, sonra da eşyalarını topluyoruz tamam mı? Baba! Beni Elif abladan korumana gerek yok. Ama o senin kolunu yaktı. Hayır o yakmadı. Ben kendim yaktım kolumu. Sonra da Elif abla yaktı dedim. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Melek? Ama anneannem yap dedi bana. Elif ablan hapse girerse babanla siz yalnız kalırsınız. Baban seni daha çok sever dedim. Elif abla bana hiçbir şey yapmadı baba. Beni anneanneme gönderme. Burada kalmak istiyorum. Her şeyi duydunuz değil mi Aylin Hanım? Bütün bunları polislere de anlatırsın değil mi Melek? Anlatırım. Ama ne olur baba beni bırakma. Seni çok seviyorum. Mermin! Canım! Ay Mermin! Nedir bu Elif'in başına gelenler ya? Ay duydum da inanmadım, hayretler içinde kaldım. Bu ne cesaret, çocuk kızgın maşayı kendine yapıştırmış. Kulaklarımla duymasam ben de inanmazdım. O an tüylerim diken diken oldu sanki. Sen Allah'tan duydun Nermin, sen duymasan kim nereden bilecek işin aslını? Mahkeme öncesi Ömer itiraf ettirebilse bari. Elif'in mahkemesi bugün değil mi? Evet ama bizi orada görmek istemiyormuş, üzülüyormuş. Yani kızlar gelmesin demiş. Ya hayırlısı da bir güzel serbest kalsa da evinde görüşsek. İnşallah, inşallah. Ben de Ömer'e bekliyordum. Bakalım kızın ağzından bir laf alabilmiş mi diye. Dur ben de geleyim. Ama şey, iki dakika bana bir uğrayalım mı? Bir ayıcık vardı, çocuklara götürmek istiyorum. Ay, ay şunu gördüğüm zaman üstüne atlayasım geliyor ya. Ay bırak bununla, hiç muhatap olma. Dön bu tarafa Nermin ya. Ne o kız? Unlu mamulleri almışsın gene. Ha? Pasta böreği mi gidiyorsunuz birbirinize? Kızım ye ye ye, dünyayı yediniz yemin ediyorum. Arka balkonlarınız teraza döndü. Hadi bir spor yapıyor, sen onu da yapmıyorsun. Yaz geldi. Ondan sonra mabadımı nasıl eriteceğim kremleri ararsın piyasada. Ay! Ay! Ay Allah kahretsin! Bileyim. Hiç bağırma, kendi düşen bağırmaz. Dua etsin iyi günümdür. Yoksa diğer bacağımı da ben kıracaktım şimdi. Ay döndü bileğim yemin ediyorum. Ay kızım ne bakıyorsunuz öyle ya? Bileğim döndü diyorum. Bu kadar mı insanlıktan çıktınız yani? Bir el verin de doğrultayım ayağı kendime. Puh, Allah belanızı versin. İyi misiniz? Ay kardeşim hiç iyi değilim ya. Aldık bileği elimize yani. Yürüyebilecek misiniz? Ne bileyim ben, bir el ver de deneyelim. Ay! Yok yok basamayacağım. Yok. Senin komşular güya anahtar alacaktım kiralık ev için ama çıkamayacağım oraları. Sonra artık. Ulan Nermin, o kem gözünle sen düşürdün beni buraya. Yemin ediyorum bundan sonra ne akrabalık bağı ne dünürlük şefkati bekle benden. Hışmam üstünde olacak. Poh! Allah cezanızı versin sizin.
Yürü nerede? Yürü, yürü ya. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırak. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Biz de seni yakalayalım diye koşuşturduk. Ne oldu? Konuşabildin mi? Haklıymışsın Nermin. Biz de şimdi karakola gidiyorduk. Elif'in suçlusunu anlatmaya. Ay çok şükür, çok şükür. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle evde itiraf edip ondan sonra karakola gittiğinde karakolda inkardan gelmesin. Oğlum öyle şey Zeliş. Ya o daha çocuk. Profesyonel suçlu değil ki. Ya ben avukatı aradım durdum bir türlü ulaşamıyorum. Yani Macide teyze gelecekti olanlara bakmaya. Siz o gelene kadar böyle 5 dakika falan olanlarla ilgilenseniz olur mu? Yani biz acele edelim biraz. Ne demek siz? Hemen çıkın. Yetişin kıza. Tamam. Birkaç dakika olsun. Daha önceden çıksın Elif. Yazık. Tamam. Tabii Melek, ki. Hadi kızım. Hadi gidelim. Çok sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Rica ederiz. Hadi kızım. Şirin olur derler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Elif'in çete bile bundan daha şirin geliyor benim gözüme. Yeminle bak. Ne böyle? Çocuklar! Çete! Çetin! Tekin! Metin! Bak kız ayıcık getirdim bak. Sabah savcılığa gitmiştim zaten. Beni buraya niye getirdiniz? Savcılık tutuklama talebinde bulunduğu için hakim önüne çıkmanız gerekiyor. Yani hakim kabul ederse beni hapse mi atacaklar? Maalesef. Ömer gelmedi. Niye gelmedi? O gelmeyecek mi? Ben Ömer'siz mi gireceğim? Sakin olun. Yoldadır. Elif Uzun! Geçelim içeriye. Buyurun. Yasemin. Ha. Temizlik mi yapıyorsun sen? Aa, yok. Hı? Spor bu ya. Bak, bu işlerle uğraşmak bebek için hiç iyi değil derler. Ha? Ne? Ondan mı bu böyle? Ne oldu? Bu hiç kıpırdamadı bugün. Nasıl kıpırdamadı? O ya, hiç kıpırdamadı bu. Yani? Ben bu perdeleri indiriyordum ya, ondan beri bir yokladım. Hiç ses yok bunu, bir baksana. Hiç. Ne bileyim, normal değil mi? Gamze fingir fingir de ayrı bu da tekmeliyordu beni hep ama hiç sesi yok bugün ya, niye? Ne yapalım, ne diyorsun? Doktora mı gidelim? Ben çantamı alayım, gideyim. Ya dur, ben getireyim. Şeyde, tuvalet masasının orada. Ay, içime kurt düştü. Allah korusun. Nereye gittin oğlum ya? Allah Allah. Zeliş. Kudret. Heh. İki tane adam arabanın içine oturmuş bizim evi seyrediyor. Yapma ya. Nasıl adamlar? Tarif et bakayım. Ne bileyim ben canım, kıllı kalıplı adamlar işte yani. Bana bak, sivil polis olmasınlar bunlar. Sivil polis mi? Sivil polis bizim evi niye gözetlesin hayatım? Eda uçtu gider. Hayatım klişedir ya. Yani suçlular her zaman suç mahalline geri dönerler. Bunlar da öyle düşünmüş olup Eda'ya pusu kurmuş olmasınlar. Yok canım, hiç sanmıyorum yani. Eda şimdi iki tane tişört bir şort için mi geri dönecek? Yok artık, hiç sanmam. Zaten o kadar salaksa bunu 2 günde yakalayıverirler, ben söyleyeyim sana. Aa, gizli numara arıyor, bu kim ki? Efendim? Eda! Söyle, aramasın bizi bir daha. Sonra bizi de suç ortağı sayarlar. Evladım sen bizi niye arıyorsun? Polisler fink atıyor etrafta. Eşyaların mı? Ben onları koydum çantaya, kaldırıverdim. Ay kusura bakma, sana getiremem ben onu. Polisler maazallah sen de beni bir arada görüp ondan sonra... Oyuncak ayın mı? Kızım ben o... Alo! Alo! Buluşmak mı istiyor? Evet.
bana eşyalarımı getirir misin diyor. Hayatta katiyen olmaz dedim, duydun sen de. Allah Allah, oyuncak ayımı iyi sakla filan dedi. Polisler bunu alıp hapse tıkacaklar, bu hala oyuncaklarının peşinde ya. Memur bey, biraz acele edelim lütfen. Hakim kararını vermeden dosyayı yetiştirmemiz lazım. Tamam tamam, siz burada bekleyin. Mağdur Melek Uzun'un ifadesi ve kanıtlar ışığında Elif Uzun'un tutuklu olarak yargılanmasına. Ay bir şey yapın, ne biçim avukatsınız? Daha her şey bitmiş değil. Nasıl bitmiş değil? Tutuklu yargılanmasına falan diyor. Bir saniye dur kızım. Şimdi yaz. Mağdur Melek Uzun ifadesini değiştirip sanığın masum olduğunu belirttiği için tutuklama kararı feshedilmiş ve sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti. Belgeyi yetiştirebildin mi? Suçsuzluğun anlaşıldı değil mi hayatım? Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ta başından beri senden hiç şüphe etmemeliydim İthar. Bütün dünya senden şüphe etse de, her şey aksini gösterse de ben sana inanmalıydım ya. Çok özür dilerim İthar. Şey yaptım, perdeleri indirdim aşağıya. Temizlik yaptım filan ama ben Gamze'ye hamileyken de bana bir can gelmişti temizlik filan. Gamze ortada azman gibi doğdu çocuk. Ama ben bugün bebeği hiç hissetmedim. Bir sorun var mı doktor bey? Yo, her şey olması gerektiği gibi. Oh. Ne oho, ne her şey olması gerektiği gibi. Müfit beyciğim, benim bebek biliyorsunuz hareketli, tekmeleyen filan bir oğlan. Bugün hiç orada yok gibi. Ne olur bir daha baksak. Belki bugün bebek uyuyor ya da bugün miskinliği üstünde olamaz mı? Miskinliği mi? Doğmamış çocuğun miskinliği mi olur Allah aşkına? Müfit Bey çok rica ediyorum, bir ana olarak beni kırmayın da bir kez daha bakalım. Hiç endişe etmeyin, her şey çok normal. Başka soracağınız bir şey var mı? Yok canım artık, her şeyi sorduk söylediniz. Yalnız haftaya rutin kontrole bekliyorum. Tamam polis. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Güzel günler. Geçti mi korkun biraz? Nereye geçti Sinan, Allah'ını seversen? İki dokunuyor. Diyor ki bebek iyi. Tıp mı bu şimdi? Ben de yapayım. Ama Müfit Bey alanında çok yetkin bir doktor hayatım. Sinan eski adam. Annem yaşındakileri doğurmuş. Yeniliklere kapalı bu adam. Şimdiye kadar memnundun. Ben sana diyorum ki bu bebek kıpırdamıyor. Hissediyorum diyorum, anladın mı? Kıpırdamadığını hissediyorum. Evet ama hayatım bak doktor da dedi ki, değil mi? Sinan ya ne olur, ben zıbın almaya gittim geçen gün. Orada kadınlar Şebnem'den bahsediyorlardı, jinekologmuş. İnanılmaz bir kadınmış. Bir de bebeklerin ultrason fotoğraflarından albüm yapıyormuş filan. Promosyon gibi. Çok iyiymiş ama ne olur ona gidelim. İyi hissetmiyorum kendim, bebek yok şu anda burada. Gidelim, nerede? Bilmiyorum ama telefonunu aldım. Hemen arayayım. Bu Müfit'e gerçekten gıcık oldum ben. Gelmeyeceğim bir daha. Alo. Merhabalar. Ben Yasemin Anday Kalyoncu. Ben hamileyim. Aslında sabah aradım ben avukatı ama ulaşamadım telefonla. Siz savcılıkta olduğunuz için telefonunu kapatmış. Ben de hemen karakola koşturdum. Böyle sen bir saniye daha fazla orada kalma diye. O kız evde mi? O kız? Melek mi? İfadeden sonra eve bırakmıştım onu. Macide teyze başlarında duracaktı. Ben Melek'le aynı evde durmam artık. Hayatım, suçun büyüğü Melek'te değil. Suçun büyüğü anneannesinde. O tembihlemiş yapması için. Aklı sıra işte seni hapse attırıp kızının intikamını alacak. Melek'i de buna alet etmiş. Ben Melek'le aynı evde durmam dedim Ömer. Hayatım bak şimdi anlıyorum, çok sinirlisin sen. Hele şöyle aradan birkaç gün geçsin, biraz sakinleşelim. Melek de çok pişman. Her şey düzelecek, emin olabilirsin gerçekten. Ömer anlatamıyorum galiba. Ben Melek'le aynı evde durmayacağım. Melek o evin içinde olduğu sürece beni yok bil.
Kuzum, canım benim, karnın doydu mu senin? Annem benim. Kuzum. Geliyorum şimdi ben. Canım benim. Sen. Müsait misin Nermin? Bendeki de soruya bak. Hoş, müsait olmasan ne olacak sanki? Çocuğun babası geldi, babası. Yol ver bakalım çocuğun babasına, yürü oğlum. Ne oluyor size be? Ne oluyor size be? Kızımı hamile bırakıp gittiğinde babalığın aklına geldi mi hiç? Aylarca arayıp sormadın onu. Bu kızın başına ne geldi, bebeğe ne oldu merak ettin mi? Şimdi mi baba olduğun aklına geldi? Bana bak, yıkıl karşımdan, yıkıl yoksa parçalarım seni. Nermin teyze, ben böyle olsun istemedim. Bak hala konuşuyor bir de. Yeter Nermin, aa sen de biraz ağır ol yani. Çatlasan da patlasan da bu çocuk Umut'un babası, o kadar. Değil efendim. Sokaktaki kediler köpekler de onun kadar babalık yapıyor. Bana bakın, defolun gidin buradan, yoksa elimden bir kaza çıkacak şimdi. Çok terbiyesiz. Sanki senin keyfine kaldık. Yürü oğlum. Allah'ım ne olur kurtar beni bunlardan. Umut'un başına bir şey gelmesin. Canım. Canım benim bir tanem. Kuzum benim. Canım benim. Ay. Dağ başıma yol burası. Allah Allah. Bir evladı babasından ayırmak kolay bir iş mi yani? Kanun var, nizam var. Neyse canım. Ben de kıymetli nefesimi niye bunlar için tüketiyorsam sanki. Evelallah. Veririz polise, mahkemeye. Vallahi bile yüce adalet söke söke alır bebeğimiz onlardan. Ya bırakalım Nermin teyze de kalsın. Ya ben bir çocuğa nasıl bakarım? Benim bir evim, bir işim bile yok. Ya annemler duyarsa mahvolurum zaten. Lütfen gel vazgeç bu işten. Puh, şu haline bak, sümsük. Hiç halasına benziyor mu? Oğlum, o kadın ben yere düştüm de gözünün önünde el verip de şöyle beni ayağa kaldırmadı be. Canımı yaktı, benim canımı. Şimdi ben de onun canını yakacağım ama, göreceksin. Hem sen niye böyle mıy 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 söylenip duruyorsun ki yani enik gibi? Ben hemen bebeği alıp sanki senin kucağına mı vereceğim? Ben bakacağım ona, evelallah. Ben bu işe karışmasam. Daha nasıl karışacaksın Arda? Ha? Ben mi feydaladım çocuğu? Daha nasıl karışacaksın? Salak salak konuşma. Arda, bak vallahi eğer beni yarı yolda bırakırsan anana açarım telefon. Yemin ediyorum o kızcağızı nasıl kirlettiğini bir bir anlatırım. Hayatın cehennemi çeviririm yani, ona göre. Hadi bakayım. Ben ne diyorsam o. Yürü. Yürü. Dik yürü. Sinan şunun hoşluğuna bak Allah aşkına. Havadar. Bir de o müfitin yeri nasıldı? Damdar yere sokmuş bizi. İnsanın yaşam zevkini emiyor. Bak görüyor musun? Bunlar detay ama önemli. Evet. Bu ayın bebek dergisi şimdi. Cimri Müfit'in orada ne vardı? Geçen senin ekonomi dergisi. Kardeşim bana ne pamuk fiyatlarından şimdi? Sonra kumaş ne zaman pahalandı diye soruyorsun ama. Sinan sen bana niye muhalefet ediyorsun? Ha? Hayır hayır hayatım. Ne muhalefet etmişse olur mu öyle şey? Bir annenin doktor seçme hakkı yok mudur? Olmaz mı hayatım? O yüzden buradayız. E o zaman? Ama promosyon albümler, dergiler falan doktor seçmek için doğru bir yol değil gibi geliyor bana. Çok ayıp ediyorsun ha. Ben bilinçsiz bir anne miyim? Çok iyi bir araştırma yaptım. Ünlüler buraya akın ediyormuş Sinancığım. Hmm. Bedava promosyon dergi okumaya gelmiyor herhalde ünlüler. Bu kadını bir övüyorlar, yere göğe koyamıyorlar Sinan. Muazzam bir kadınmış. Göreceğim bak birazdan. Merhaba. Aa, Şebo? Sinan, inanmıyorum sana. Şebo, ne haber ya? Tesadüfe bak sen. Ben ne diyorum, Şebnem Durağan bir yerden bana tanıdık geliyor. Çıkaramadın ha, aşk olsun. Ne çabuk unuttun beni. Ben seni unuttum muyum kız? Çok güzel oldu. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? İyidir, çok iyi görünüyorsun. Bak, eşim Yasemin, Şebnem. Memnun oldum. Ben de memnun oldum efendim. Bu çapkını nikah masasına oturtmayı nasıl başardın? Bravo doğrusu. Yapma, rica ederim. Kendi fakültesi yetmez, bizimkine dadanırdı. Ha. Biz aynı kampüste okuduk Şebnem'le. Sinan, seni gördüğüm çok iyi oldu. Çok çok vallahi, ben de çok hoşuma gitti ya. Kızım yiyor musun yemeği? Ah, anne seyredin seni. Evet anne. Evet anne. Ben de çok özledim. Ay.
Ay geçmiş olsun Elif'cim ya. Allah bir daha düşürmesin seni oralara inşallah. Teşekkür ederim Ajda teyze. Kızım. Gel annem. Korktum. Aşkım korkma buradayım ben. Hoş geldin Elif ablacığım. Anne matematik sınavından 5 aldım. Aferin. Öğretmenim resmi çok beğendi anne. Ah ben de göreceğim o resmi. Anne akşam senden yatabilir miyim? Allah aşkına çocuklar ya. Annenizi sık boğaz etmeyin de biraz nefes alsın ne olur. Ya bundan sonra anneniz artık hep sizinle nasıl olsa. Hadi siz gelin önce yemeğinizi yiyin. Hadi Marşı teyzeye dinleyin. Hadi hadi hadi. Hadi yemeğe koş. Kim gel gel gel. Hayatım ben sana şöyle güzel bir kahve yapayım mı? Yok. Ben duş alacağım. Şu nezarethanenin kokusu çıksın üstümden. Senin soy isim hala Turhan. Maalesef. İki kez aşık oldum. İkisi de evli çıktı. Bu da benim şanssızlığım herhalde. Ya, heriflerin şanssızlığı o. İki sefer de evli erkeğe mi aşık olmuş? Huy yapmıştır bunda evli erkeğe dadanmak. Hay kafama tüküreyim ya. Eşek şansı var bende ya eşek. Sen nasıl beni buldun? Ben değil aslında Yasemin buldu seni. Bakın işte bebeğiniz. Hani? Bakın ayacıkları nasıl kıpırdatıyor. Evet. Sinan bak gördün mü? Gümüş ya. Bana mı benziyor ne büyüdükçe? Nasıl anladın be şuncacık bebeği? Ay içim çok rahatladı teşekkür ederim. Başka bir sorunun var mı Yasemin hemoroidin falan? Hemoroid mi? Ne alakası var canım ne münasebet? Utanacak bir şey yok. Bu gayet normal bir şey hamilelikte. Tıpkı çatlaklar gibi. Çatlak mı? Benim hiç çatlağım yok ki. İnanmıyorsanız Sinan'a sorun. Hayır yani o da biliyor da. Sana bir de varis çorabı vereceğim. Küçük bir damar çatlaması gördüm. İlerlemesini istemeyiz. Bu sana olur. Hemen giyebilirsin. Giy. Sonuçta sağlık. Çatlaklar, varis, hemoroid. Niye kocamın önünde çirkin çirkin şeylerden bahsediyor bu kadın? Niye olacak? Sinan'da gözü var da ondan. Benden soğutup kendini alacak. Zor alırsın. Allah'ım ben ne halt ettim de getirdim gül gibi kocamı bu evli erkek avcısının ayağına ya. Alo Seliş. Aa getirdiler mi Elif'i? Ha ben şimdi doktora geldim de. Başın mı ağrıyor? Ya öyle son birkaç haftadır birdenbire giriyor. Bazen bayılacak gibi oluyorum ya. Nereden giriyor ağrı? Ensenden mi? Gözlerimin tam üzerinde. Ha? Tamam canım. Tamam. Geliyorum. Kadın kaşla göz arasında elleşmeye başladık hocamla. Ne yapacağım şimdi ben? Arayıp da buluşabilir miyiz Altay dediğinde... ben de beni affettiğini söyleyeceğini sanmıştım. Bizi bırak şimdi Altay. Umut tehlikede gerçekten. Yani Emel ciddi ciddi polise giderim dedi öyle mi? Polise, savcılığa, her yere. Yani o ve yeğeni çocuğu geri almak için ellerinden geleni yapacakmış. Ya bu konu komşuyu aldatmaya benzemez. Bir DNA testi istediler mi? Yandım ben. Sus. O testi asla yaptırmamamız lazım. Ha iyi de nasıl? Yani bugün kapıya kadar geldiler. Onları kovdum. Ya polis gelirse onları nasıl avuşturacağım? Umut bugünlük bende kalsa... yani muayenehanede. Hani eğer polisler gün içinde gelir giderlerse... hani evde bebek olmadığını söylersin. İyi de böyle söylersem giderler mi ki? Yani biraz zaman kazanırız. Ne yapacağımızı düşünme fırsatımız olur. Yani aklın umutta kalmasın. Bilirsin ne kadar titiz ve dikkatli olduğumu. Canım oğlum benim. Ben senden ayrı mı kalacağım şimdi? Nermin'cim. Temel'le ayrılmaktansa bugünlük buna idare edeceğiz. Yalanlarına beni alet ettin.
Sırf sen istemiyorsun diye beni de ayırdın babamdan. Nazlı bak, ileride bu söylediklerin için çok pişman olacaksın. O adamın gerçek yüzünü gördüğünde çok geç olacak. Ne olursa olsun o benim babam. Tabii o beni başkasının kızı sanıyor. Çünkü ona sen öyle söyledin. Yalanlarına bizi bir kere daha ayırdın. Koluma baktı. Dikiş izin nerede diye sordu. Küçükken ben kaza falan mı geçirdim? Onu bari anlat. Bisikletten düşmüştüm. Hani? Nerede o dikiş izleri? Anne! Bana bir kerecik olsun doğruyu söyle. Emer. Hayrola? Bir şey mi unuttun yoksa? Hayır, sizi görmeye geldim. Nazlı, nasılsın? Kötü. Kusura bakma. Senin ne bilgisi yok. Bütün öfkesi bana. Bu eve gelecek en son insan sensindir diye düşünmüştüm. Nazlı ile telefonla konuşurken babasını bulduğunu, onunla görüşmeye başladığını öğrendim. Ona bir şey söylemedim ama ikiniz için de çok endişelendim. Yapabileceğim bir şey var mı? Yani seni ya da Nazlı'yı korumak için istersen bir müddet burada da kalabilirim. Çok sağ ol. Çok düşüncelisin. Ama buna gerek yok. Zaten yakında buradan taşınacağım. Nazlı'yı nasıl ikna edeceksin? Bilmiyorum. Ama buna mecburum. Feyyaz Nazlı'nın gerçek kızı olmadığını öğrendi. Ve ben Feyyaz'ı tanıyorsam bunun hesabını mutlaka soracaktır. Korkma, ben varım. Ve hep yanınızda olacağım. Sağ ol. Ama artık kendi başımın çaresine bakmayı öğrenmem lazım. Sıcaklar başladı iyice. Eski doktor yerine Şebnem'e gitmemiz iyi oldu değil mi? Okuldayken başarılı bir öğrenciydi zaten. Ne kadar iyi bir doktor olmuş. Ha? Bence başarılı değil. Aa. Evet. Bir şeyler eksik o kadında. Ya. Zaten ben hata ettim. Biz aylardır Müfit Bey'e gidiyoruz. Ne diye o kadına gittik ki? Çocuğun huyunu suyunu biliyor. Yaşlı tecrübeli adam. Şak dedi senin çocuk miskin dedi. Kim miskin ben hissediyorum. Ha. Ayrıca da pahalı o kadın. Sosyetik kadınlar gidiyor. Biz düz halkız. İstemiyorum. Ben Müfit Bey istiyorum. Parayı düşünme sen ya. Eski arkadaşım. Bize göre bir fiyat çıkarır o. Ne münasebet canım. Hayır hayır. Benim prensiplerime aykırı katiyen. İltimas geçmesin kimse bize. Hmm. El o ya. El el. Senin için de benim için de. Aa, istemiyorum. Sen mi misin? O zaman ben Şebnem'le konuşurum. Anlatırım ona uygun bir dille neden vazgeçtiğimizi. Sen niye Şebnem'le konuşuyorsun ya? Ben konuşurum. Son görüşmemizde bağ koparmayalım dedik ya. Ne bağ canım? Tamam bağ koparıyorum ben şimdi. Çok uyan. Altay, Umut'a süt vermeden önce bir iki damla bileğine damlat, test et. Yani insan dalıyor öyle, kaynar oluyor. Ağzı yanmasın, yazık. Ay ne zor şeymiş bebekten ayrı kalmak. İnan burnumda tütüyor. Biri geldi, ben seni daha sonra ararım. Al buyur canım. Bu da ne böyle? Savcılığa dilekçe verdik de Arda'yla. DNA testi, babalık testi yaptırabilmek için. Çocuğumuzun üzerine yatamayacaksın bebek hırsızı. Arda Umut'tan vazgeçmeyecek. Ay ne Umut'u ya. Hatta inşallah bebek bize geçsin, adını bile değiştireceğiz. Rahmetli babacığımın ismini koyacağız. Kemal. Bak ne kadar da kafiyeli oluyor Kemal. Emel? Olursan o DNA testini yaptırırsın. Bende bebek falan yok. Külahımı anlat sen benim onu. Beni bu bahanelerle kandıramazsın. Arda çocuğundan vazgeçmeyecek. Gerekirse polis zoruyla alacağız biz o çocuğu. Bana bak, onun adını ağzına alma. Kızımın hayatını kararttı. Şimdi aynı şeyi torunuma mı yapacak ha? Yaptırmam. Gerekirse bütün ömrü boyunca görmem onu fakat size umutu kaptırmam.
Ay. Ay yok, ben daha fazla böyle göz altında yaşayamam ya. Polis bey kardeşim, bir saniye bakar mısın? Bak oturduğunuz burada böyle bekliyorsunuz. Eda suç mahalline döner gelir diye ama yani bence boşuna bekliyorsunuz. Beklemeyin yani. Polis mi? Polis. Sivil polis seni. Böyle sivil giymişsiniz ama ben görür görmez anladım sizin sivil polis olduğunuzu. Anlarım ben yani, kaçmaz benden. Neyse ben şeyi söyleyecektim. Eda gitti gider artık. Yani gelmez. Burada boşuna mesainizi harcamayın. Gidin yani dayak yiyen bir kadıncağızı kurtarın falan, değil mi? Eda diyorsun şimdi, gitti yani öyle mi? Gitti diyorum. Ne diyeyim? Yani baskın yaptığınızda gördünüz işte, mutfak camından pırır uçuvermiş. Asla benim hiç kesinlikle bu olayla hiçbir alakam yok. Bak onu söyleyeyim peşinden. Bak hatta bu sabah beni aradı, Zeliş ablacığım benim eşyaları bana getirir misin dedi. Dedim ki yok. Yok Eda, ben seninle mümkün değil bir araya gelmem. Ayrıca şunu bilin, polisin olayların içinde yer almak istemiyorum ben. Eşyaları sizde mi? Evde. Emanet, ne yapayım? Toparladım, kaldırdım hepsini. Yani yakalarsanız bana haber verin, cezaevine götüreyim, vereyim kızcağızına atletini, fanelasını. Bu. İşte böyle. İyi günler mi artık? Arabayı da çekin artık. Kız yuvalamışmış. Ne yapacağız şimdi? Bize lazım olan kız değil, eşyaları. Fazla'yı hiç bu kadar öfkeli görmemiştim. Kolundaki dikiş izine takmış kafayı. Babası görmeyince onu kovmuş. Bence onu ikna edecek bir şeyler söylemelisin Suzan. Ne yapabilirim ki Enver? Kolunda dikiş izi yok işte. Estetik yaptırdığını söyleyebilirsin mesela. İnandırıcı olur mu? Olur tabii. Neden olmasın ki? Estetik dikiş neredeyse hiç belli olmuyor. Haklısın. Galiba en iyisi bu. Başka türlü inandıramam onu. Of. Bunca yalanı söylemekten midem bulandı. Sırf o adi adam ona zarar vermesin diye. Bir an önce taşınıp gitsem buralardan, başka hiçbir şey istemiyorum. Her şey yoluna girecek canım ya. Biraz daha sık dişin ha. Şimdi Nazlı'ya kolundaki dikiş izini estetik yaptırdığını söylemek zorundasın bence. Rezil oldum mahalleye değil mi? Nasıl çıkacağım ben çarşıya, pazara? Niye rezil olacakmışsın canım? Senin bir ayıbın mı var ki? Elifciğim, insanın başına her şey gelebilir. Çok şükür sen tez zamanda kurtardın kendini. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Kızdan korkulur. Yarın bir gün kafayı duvarlara falan vurur. Ondan sonra da Elif ablam yaptı der, çıkar ortaya. Ne yapacaksın? Ben zaten melekli aynı evde yaşayamam. Yapamam, bakamam yüzüne hiçbir şey olmamış gibi. Ne bileyim, iyi geceler diyemem, şefkatle üstünü örtemem. Şimdi diyeceksiniz çocuğa kin tutulur mu? Ama yaşadıklarımı unutamam. Ya o nezarethanede geçen gece mi? Size anlatamam kızlar. Bütün gece diyorum ya, hapse girersem benim çocuklarım ne yapacak bensiz? Kızlar, kanseri yendim ama inanın böyle bir acı yok. Ömer de ne yapacaksa yapsın artık. Anneannesine mi gönderiyor, bir akrabasına mı? Yani yapsın bir şeyler. Melek. Hadi kızım, ağlama artık ha. Melek, bir kalk bakayım bir. Elif abla beni bu evde istemiyor baba. Haksız da sayılmaz değil mi? Yaptıklarından sonra.
Ama ben kendim isteyerek yapmadım ki. Anneannem zorladı beni. Baba lütfen Elif ablayla konuş. Ben anneanneme gitmek istemiyorum. Burada seninle kalmak istiyorum. Bak söz veriyorum, bundan sonra kötü hiçbir şey yapmayacağım. Olur. Valla bence yakıştı bunlar ha. Yani ben elektrik sezdim. Bu da kim şimdi? Ya suçlunun peşinde koşacağınıza niye buralarda eğleşiyorsunuz be kardeşim? Eda'nın eşyaları nerede söyle. Ha? Yoksa biz söyletmesini biliriz. Ya memur bey ne yapıyorsunuz? Masum vatandaşa vurulur mu hiç? Vallahi şikayet edeceğim sizi. Sen de karın gibi aptalsın galiba. Ne polisi lan? Polis değilseniz nesiniz? Bak aslanım, bize Eda'nın eşyaları lazım. Güzellikle söyle. Ben bilmiyorum ya. O zaman biz kendimiz buluruz. Hadi canım, biz seni daha fazla tutmayalım. Ailenle hasret gidersen. Geliriz. Hadi. Tekrar geçmiş olsun. Yarın çaya bekliyorum Elif. Tamam, iyi ki geldiniz kızlar. Tamam. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Hoşça kal. Elif, biraz konuşalım mı? Dinliyorum. Şöyle oturalım mı? Peki. Hayatım, yaşadıklarının ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Yok, anlayamazsın. Yani anlayabilmen için orada benim yanımda olman gerekiyordu. Böyle polislerin karşımda dururken bu kadın çocuklara işkence yapıyor der gibi davranmalarını, bakışlarını görmen gerekiyordu. Tabii doğal olarak Melek'e kızgınsın değil mi? Kızgınlık hafif kalır. O daha çocuk. Yani görsen içeride ağlamaktan nasıl gözleri şişmiş durumda. Ya ben isteyerek Elif ablaya zarar vermedim diyor. Yani anneannem bana zorla yaptırdı bunları diyor. Ömer, ben anlatamıyorum sana değil mi? Melek çocuk değil. Melek doğruyla yanlışı ayırt edebilecek yaşta. Eğer gerçekten anneannesinin söylediği şeyi yapmak istemeseydik bize gelir söyler ve ben bunları yapmak istemiyorum derdi. Yani tabii ama yapmamış işte. Hayatım bak ben ne olur yanlış anlama, onun tarafını tuttuğum için değil ama ya ben onu şimdi birden böyle evden gönderemem ki, kardeşlerinden ayıramam. Kardeşlerinden mi? Ben Meleğin böyle düşündüğünü hiç zannetmiyorum. Kardeşlerine yangın çıkarttırdı o. Çetin'in kolunu kırdı. Üstüne bana Necla'nın kolunu kıracağına dair tehditler savurdu. Haklısın. Sen söylediğinde onu da pedagoğa götürmemiz gerekiyordu. Ama söz bak, yarından tezi yok, onu da pedagoğa götüreceğim. İster pedagoğa götür, ister götürme. Bugünden itibaren Melek bu evde yaşayamaz. Hayatım lütfen. Bak sana yalvarıyorum, ne olur ben de arada kaldım. Bir tarafta çok sevdiğim karım var, öbür tarafta da bütün sorumluluğu bana ait bir kız çocuğu var. Lütfen ona da bir şans ver, ne olur. Ömer, sen beni anladığını söylüyorsun ya, bence hiç anlamamışsın. Ben çocuğa işkence etmekten içeriye alındım. Ve eğer Nermin anneannesiyle konuşmasına şahit olmasaydı ben şu an parmaklıkların ardındaydım. Tamam mı? Şimdi sen bana hala Meleğe şans ver diyorsun ya, veremem. Bu andan itibaren ne ben ne çocuklarım Melek'le aynı çatı altında durmayacak. Kudu! Kudret'cim neredesin canım? Kudret! Ay! Ay! Sus! Yoksa gebertirim seni. Nazlı? Biraz mola ver istersen, çok yoruldun kızım.
Nazlı. Hani kolundaki dikiş izlerini sormuştun ya. Evet. Sen küçükken izin belli olmasın diye estetik yaptırdık. Tabii babam bunu bilmediği için izleri bulamayınca öfkelendi. Her şey için beni suçlaman o kadar canımı acıtıyor ki. Ben her şeyi senin için yaparken senin bana böyle davranman, hani bıktım artık yalanlarından diyorsun ya bana. O yalanlar olmasa belki de sen olmayacaktın. Bana bakın. Karımı bırakın yoksa sizi çok fena yaparım ha. Kudret'cim sus. Elinde silah tepemizde dikilmiş bekliyor, ne olur sus. Kör mü bu be? Ha, evet. Görme engelli. Ama insaniyet namına onu bıraksanız ben size yeterim her türlü rehine olarak. Katiyen olmaz. Karımı bırakın ben kalırım. Yes! İkiniz de hiçbir yere etmiyorsunuz. Kadın, paralar nerede? Ya para filan yok. Olsa benim haberim olmaz mı? Metin'e kurşun atıyoruz şurada. Emekli maaşıyla zor döndürüyoruz evi. Yani pazar için 20 lira ayırmıştım şuraya. Bulamadı herhalde, dağıttı her yeri. Yani işinizi görürse. Sen benden dalga mı geçiyorsun kadın? Eda'nın paraları diyorum. Yoksa sıkarım kutlağını. Karıma ne yapıyorsunuz be? Erkek misiniz lan siz? Yoksa gelin benimle uğraşın. Kudret sus. Ne diyorsun lan sen ha? Öldüreyim lan seni ha? Ne konuşuyorsun sen? Kudret, ne olur canım, ne olursun 40 yılın başı tut şu çeneni, yoksa bir daha konuşamayacaksın zaten. Kudu. Aşkım. Salataya sirke istiyor muydun sen? Hayır. Bebek ekşi suratlı olur valla. Nasıl? Nasıl olur nasıl? Efendim Şebnem. Uygunum uygun. Hı. Anlıyorum. Ha. Tamam. Yasemin'in bundan haberi olmaması lazım Şebnem. Belli etmeyelim olur mu? Bir de gelirim. Benim haberim olmayacakmış. Bu ne demek şimdi bu? He? Tabii aldattıkları kadına bir de ilan edecek halleri yok ki. Bir günde nasıl pişirdiler işi? Hemen randevular, buluşmalar filan. Ne yapmışsın öyle marulları? Böyle seviyorum. Kim aradı? Şebnem dedin ya. Niye arıyor ki seni? Hamile olan benim. Anlamadım ki ben de bu işi. Şey, okuldan eski bir arkadaşa ulaşmaya çalışmış da bende numarası var mı diye. Tut dilini Yasemin. Direkt üstüne saldırma ki kıskanıyor sanmasın seni. Niye öyle baktın? Benim normal bakışım bu. Sirke de koy. Yok yok. Sonra çocuğun suratı böyle olur. Yok yok, olmaz. En azından geceleri benimle kalsın. Yarın sabah erkenden sana getiririm. İstersen ben kapıda bekleyebilirim. Yani Emel bebeği almaya falan gelirse diye. Yok canım, bu saate geleceğini hiç sanmıyorum. O kadar deli değildir herhalde. Sen git yat uyu. Yarın yine Umut'a bakacaksın. Dinç olman lazım. İyi geceler. Canım benim.
teyze, korkmanıza gerek yok. Umut'u benden alamazsın. Ancak cesedimi çiğnersen. Ben bebeği almaya gelmedim. Peki neden geldin? Sizden ve İrem'den özür dilemek için. Yaptıklarım için çok pişmanım. Senin pişman olman zamanı geri getirmiyor. Kızımın geleceği nasıl olacak diye düşündüğüm, uykusuz kaldığım gecelerimi geri getirmiyor. Şimdi babayım diye karşıma çıkıyorsun böyle. Bunu ben istemedim, inanın. Halam zorladı beni. Bak, Umut'a babalık değil ama bir iyilik yapmak istiyorsan git buralardan. Umut'un düzenini bozmadan git buralardan. Haklısınız. Ben zaten yarın ilk iş İstanbul'dan ayrılıyorum. Bir daha yüzüm bile görmeyeceksiniz. Peki, onu bir kez kucağıma alabilir miyim? Lütfen. Sadece bir kez. Uyku bana benziyor. Korkaklığı benzemesin de. İleride yine baba olacaksın tabii. İşte o zaman yüzüne gözüne bulaştırma sakın. İrem'i yaktın. Başkasını yakma bari. Onu geri vermek o kadar zor ki. Kim bilir İrem neler çekmiştir. Nermin teyze, eğer uygun görürseniz ne kadar üzgün olduğumu İrem'e söylersiniz, olur mu? Hoşçakalın. Sinan. Şimdiden de görüşecek misiniz sık sık? Yok ya. O sözler verilir, hiç tutulmaz. Görüşmeyeceksiniz yani ha? Seni akşam arayıp arkadaşının telefonunu istedi senden. Telefon rehberi misin sen? Face'den niye istemiyor? Ne? Filme dalmış. Ne dedin sen? Ha, izle izle. Yok bir şey. Bizim hayatımız film olmuş, izle. Nasıl itiraf ettireceğim Sinan'a o kadınla buluşacağını? Gamze olsa dürüstçe sor der. Yok olmaz. Kıskanıyorum zanneder, havalara girer hemen. En iyisi ağız aramak Yasemin. Şebnem ne dedi sana telefonda ya? Ha, uzun uzun konuştunuz ya, merak ettim sadece. Hani mühim bir şey dedi mi? Şebnem mi? Hı? Sen niye taktın bu duruma bu kadar ya? Yo, neye takacağım? Uzun konuştunuz. Yasemin. Ne? Kıskandın mı yoksa sen beni? Saçma sapan konuşma, Allah'ını seversen. Yasemin, o yüzden Müfit Bey'e geri döndük biz yoksa? Ne kadar ayıp bir şey, çocuğumun sağlığını. Ya bırak Allah'ını seversen. Neyini kıskanacağım ben onu? Hastalarım diyor, gözü böyle seyirtiyor. Bırak Allah. Hani ayıp şey, ne gülüyorsun şimdi? Yasemin. Allah aşkına, 7 yaşından gün alan çocuklar gibi. Yakışıyor mu sana bu ya? Allah Allah, kıskanıyormuş. Kudret. İyi misin canım? İyiyim hayatım, merak etme. Aslanlar gibi yanındayım. Bu çanta mı? Evet işte o. Bulmuşsunuz. Neyi var neyi yok onun içinde. Yok. Hiçbir yerde yok. O panikte paralara yanlanmış olamaz. Kesin bu evde bir yerde. Ya bu evde para yok diyorum. Olsa benim haberim olur. Meteliğe kurşun atıyoruz diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Hemen o Eda'yı arıyorsun. Çabuk buraya geliyor. Buraya gelene kadar hiçbir yere gitmek yok. Anladın mı beni? Tamam. Anladım.
estağfurullah ya Rabbim ya. Vallahi gidip düpedüz söyleyeceğim. Ben içimde bu kıymıkla yaşayamam ki. Sinan! Sinan, bu Şebnem olayı... Sinan! Ya Sinan! Sinan, bir şey söyle! Sinan, ne oldu? Sinan, ne olur ses ver, bir şey söyle! Ya Sinan! 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 Sinan, bir şey de, ne olur bir ses ver! Ya ne olur kalk Sinan! Hepimiz sevdiklerimizin ölümsüz olduğunu sanırız. Onların sevgisini kaybetmekten korkarız da kendilerini kaybedebileceğimiz aklımızın ucundan geçmez. Elif! Çocuklar! Elif! İstemeden tercihler yaparız aralarında bazen. Küçük yılı evet. 7'ye 1. Alıyor alıyor. Nefes alıyor şimdi. Ne olur çok çabuk gelin lütfen. Sıkı sıkı tutarız ki ellerini. Ölüm bile bizi ayıramasın.